hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz psikoloji. Psikolojide arkadaşlar bellek, düşünme ve bilinci göreceğiz. İlk etapta arkadaşlar bellekle başlayalım. Bellek, yaşam boyu öğrenilen bilgilerin, davranış kalıplarının, deneyimlerin, anıların depolanıp saklanması ve gerektiğinde de hatırlanmasıdır. Bilgilerin belleğe ulaşması ve kaydedilmesi 3 aşamalı bir süreçtir. Şimdi ilki neymiş? Kodlama. Bilginin belleğe işlenebilir hale gelmesidir. Yani arkadaşlar büyük oranda bilginin özelliğine ya da gelişine göre otomatik olarak yapılır. Depolama, kodlanan bilgilerin saklanmasıdır. Yani arkadaşlar biz bir şeyi ne kadar çok tekrar edersek o kadar çok bilgiyi ne yapabiliriz bellekte saklayabiliriz. Çağırma, depolanan bilgilerin bilinç düzeyine çıkarılmasıdır. Yani arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Yıllardan beri aklımıza gelmeyen bir anıyı arkadaşımızı görünce hatırlamamız arkadaşlar çağırmaya girer. Şimdi arkadaşlar bellek çeşitlerine geçiyoruz. Duysal bellek kapasitesi sınırsızdır. Saklama süresi sınırlıdır, yani 1 ile 3 saniye arası. Duysal kayıt belleği bilginin geldiği ilk kapıdır. Yani bizim bilgiyi aldığımız ilk kapıya ne diyeceğiz biz? Duysal bellek diyeceğiz. Bu bellekte unutma vardır. Yani şöyle düşüneceğiz. Arkadaşımız bize telefon numarasını verdi. Eğer telefon numarasını tekrarlamazsak o telefon numarasını hemen ne yaparız arkadaşlar? Biz unuturuz. Bilgi bu bellekte henüz işlenmemiştir. Saf ve orijinal haliyle arkadaşlar durur. Geldik kısa süreli bellek. İşleyen, çalışan, yani en çok çalışan arkadaşlar kısa süreli bellektir. Kapasitesi sınırlıdır. 7 ile 9 birim. Saklama süresi sınırlıdır. 20 ile 30 saniye. Unutma burada da vardır arkadaşlar. Bilgiyi uzun süreli belleğe aktarır. Yani bilgiyi uzun süreli belleğe aktaran ne diyeceğiz biz? Kısa süreli bellek diyeceğiz. Bilginin uzun süreli bellekten geri getirilmesini sağlıyormuş. İnsan zihninin çalışma tezgahıdır. Yani en çok çalışan, en çok emek sarf edene ne diyeceğiz biz? Kısa süreli bellek diyeceğiz. Bir şey anlatırken de aktif olan bellek arkadaşlar kısa süreli bellektir. Duysal ve kısa süreli bellek de bu kadardı. Şimdi arkadaşlar diğer konularla devam edelim. Devam ediyoruz. Kapasitesi sınırsızdır. Saklama süresi sınırsızdır. Unutma yoktur. Bakın uzun süreli bellekte unutma yokmuş. İnsan zihninin arşividir. Yani arkadaşlar uzun süreli belleği büyük bir arkadaşlar kütüphane olarak düşünebiliriz. Kendi içinde üçe ayrılıyor. Anısal bellek, diğer adıyla epizodik. Kişinin yaşantıları ve hatıraları bu bellekte saklanır. Olan şeyler ve resimler halinde arkadaşlar kişi bunu ne yapıyormuş belleğinde saklıyormuş. Anlamsal bellek semantik, okulda yapılan akademik öğrenmeleri kapsar. Yani arkadaşlar formüller olabilir, açıklamalar olabilir, tanımlar olabilir, kurallar olabilir. İşlemsel bellek, diğer adı prosedürel. Psikomotor becerilerin basamak basamak saklandığı bellektir. Buradaki bilgiler arkadaşlar kalıcıdır. Bir de örtük bellek var arkadaşlar. Kişinin bilincinde olmadığı bellektir. Bu bellekteki bilgileri kişi öğrendiğinin farkında değildir. Zaten arkadaşlar farkına varmadan öğrenmeden anlatmıştık. Arkadaşlar buna ne örneğini vermiştik? Hiç bilmediğim bir şarkıyı bir gencin kulaklığından duyduğumda onu tekrar etmem neydi zaten? Farkına varmadan öğrenmeydi. Şimdi hatırlama, tanıma ve çağrışım. Hatırlama, daha önce öğrenilmiş bilgilerin ya da tecrübelerin bellekte yeniden canlandırılmasıdır. Arkadaşlar hatırlamaya da şunu örnek verebiliriz. Öğretmen bir soru sordu sınıfa. Sorduğu soruya cevap verme ne olacak arkadaşlar? Hatırlama olacak. Tanıma, daha önce öğrenilenle daha sonra tekrar karşılaşıldığında onların ne olduğunun farkına varılmasıdır. Buna da şunu örnek verebiliriz arkadaşlar. Yolda gördüğümüz bir kişinin eski arkadaş olduğunu anlamamız arkadaşlar tanımaya girer. Geldik çağrışıma. Arkadaşlar çağrışım 2006 çıkmış sınav sorusudur. Tamam mı? 2006 yılında sorulmuş bir soru. Neymiş çağrışım? Bir bilginin başka bir bilgiyi hatırlatmasıdır. Çağrışımı etkileyen faktörler. Benzerlik. Benzer bilgileri çağrıştırır. Yani arkadaşlar arkadaşımıza benzeyen birinin arkadaşımızı çağrıştırması benzerliğe girer. Zıtlık. Zıt bilgiler birbirini çağrıştırır. Yani ben güzel dersem hemen çirkin gelir. İşte siyah dersem beyaz gelir, iyi dersem kötü gelir. Bunlar ne yapar arkadaşlar? Hemen birbirlerini çağrıştırır. Ardışıklık, ardışık bilgiler birbirini hatırlatır. Yani ben 1, 2, 3, 4 dediğim zaman hemen bana neyi çağrıştıracak? 5, 5'ten sonra 6'yı çağrıştıracak. Mekana yakınlık. Ben Eyfel Kulesi dediğim zaman hemen ne çağrışacak? Bizde Paris.
Atıyorum Saat Kulesi dediğim zaman hemen İzmir. Sultanahmet Camii dediğim zaman hemen İstanbul ne yapar bellek? Çağrıştırır. Zamanda yakınlık 1453 dediğimiz zaman hemen bize neyi çağrıştıracak arkadaşlar? İstanbul'un fethini çağrıştıracak. Evet arkadaşlar, bu konuda bu kadardı. Şimdi diğer konuya geçelim. Şimdi arkadaşlar unutmaya geçiyoruz. Öğrenilmiş bir bilginin geçici veya sürekli olarak bellekte canlandırılamamasına biz ne diyeceğiz? Unutma diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bazı unutma nedenleri var. İlki organik nedenler. Beyin hücrelerinde meydana gelen fizyolojik hasarlardır. Örnek olarak yaşlılık, alkol, ateşli hastalıklar, sigara organik nedenlere örneklerdir. Öğrenilenlerin kullanılmaması. Kullanılmayan bilgiler ile diğer bilgiler arasındaki bağlar azalacağından dolayı hatırlama güçleşir. Şimdi arkadaşlar buna da şunu örnek verebiliriz. Şimdi tarih bilgileriniz çok iyi, coğrafya bilgileriniz, işte edebiyat bilgileriniz, matematik bilgileriniz çok iyi. Ama mühendisliği kazandığınız zaman, atıyorum hukuk kazandığınız zaman, tıp kazandığınız zaman bu bilgileri daha çok kullanmadığınız için arkadaşlar bunları hatırlamakta ne yapacaksınız? Zorlanacaksınız. İşte arkadaşlar öğrendiklerimizi kullanmaya kullanmaya ne yapıyoruz? Biz unutabiliyoruz. Bastırma. Olumsuz psikolojik nedenlerden dolayı bazı bilgiler bilinç altına bastırılarak unutulur. Şimdi arkadaşlar kişi çocukluğunda, ergenliğinde, yetişkinliğinde yaşadığı bazı şeyleri ne yapmak ister? Unutmak ister. Çünkü bunları sürekli hatırlayarak yaşamanı ne yapamıyor? Sürdüremiyor. Zaten arkadaşlar bastırma aynı zamanda da bir savunma mekanizmasıdır. O yüzden de kişi ne yapıyor? Bunları bastırarak unutmaya çalışıyor. Geldik ket vurmaya. Diğer adıyla bozucu etki. Bir bilginin kendisinden önce veya sonra öğrenilen başka bir bilgiyi unutturmasıdır. Bu da kendi içine ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Önemlidir. Çok defa ÖSYM buradan soru sormuştur. İleriye ket vurma ve geriye ket vurma. Şimdi arkadaşlar burada bir de püf nokta verdim. Hangi yönü unutursan oraya ket vurursun. Tamam mı? Bunu iyice bilelim. Eğer ben hangi yeri unutuyorsam oraya ket vuruyorum. Şimdi arkadaşlar ben yeniyi unutuyorsam ileriye ket vurma. Eskiyi unutuyorsam da arkadaşlar geriye ket vurmadır. İleriye ket vurma. Eski bilginin yeniyi unutturmasıdır. Eski bilgi yeniyi ne yapıyormuş arkadaşlar? Unutturuyormuş. Şimdi arkadaşlar örneklerimize bakalım. Şimdi benim eski bir telefon numaram vardı. Telefon numaramı değiştirdim ben. Bir arkadaşım bana telefon numaramı sorduğu zaman ben hala eskisini veriyorsam nereye ket vurdum bakın. Yeniyi hatırlamadığım için nereye ket vurmuş oldum ben? İleriye ket vurmuş oldum. Tamam mı? Başka bir örnek. En vahim örneklerden biridir arkadaşlar bu. Şimdi benim eski kız arkadaşımın adı Fatma'ydı. Yeni kız arkadaşımın adı da Ayşe. Şimdi ben Ayşe'ye seslenirken Fatma canım dedim. İşte kişinin bittiği an o andır. Bakın yeni kız arkadaşım Ayşe iken ben Ayşe'ye nasıl seslendim? Fatma olarak seslendim. Nereye ket vurdum? Bakın yeniye, yani ileriye ket vurdum. Tamam mı arkadaşlar? İleriye ket vurma bu. Geldik geriye ket vurmaya. Yeni bilginin eskiyi unutturması. Yani yeni edindiğim bilgi eskiyi ne yapacak bana? Unutturacak. Şimdi örneklerimize bakalım. Şimdi arkadaşlar ben İngilizceyi biliyordum. Daha sonra da İspanyolca öğrenmeye başladım. Şimdi ben İspanyolca öğrenmeye başladığım anda İngilizce kelimeleri unutmaya başladım. Bakın neyi unutmaya başladım? İngilizce kelimeleri unutmaya başladım. Yani eskiyi unutma var arkadaşlar burada. O zaman eskiyi unutmaya ne diyorduk biz? Geriye ket vurma. E ben burada da neye ket vurmuşum? Geriye ket vurmuşum. Diğer örneğimize bakalım. Şimdi arkadaşlar ben Sezen Aksu'nun Tükeneceğiz şarkısını biliyorum. Daha sonra da Küçüğüm şarkısını öğrendim. Şimdi ben Küçüğüm şarkısını öğrendiğim anda Tükeneceğiz şarkısını unutmaya başladım. Yani hatırlamamaya başladım. O zaman nereye ket vurmuş oldum arkadaşlar ben? Bakın eskiyi unuttum. Eski bildiğim şarkıyı unuttum. O zaman nereye ket vurmuş oldum ben? Geriye ket vurmuş oldum. Arkadaşlar şu püf noktayı unutmayın. Hangi yönü unutursan oraya ne yapıyorsun sen? Ket vuruyorsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizden de ricam kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başarı her daim yanı başınızda olsun. Görüşmek üzere.